Biri bana aradı, diyor ki Epiyolu'yu. Bana beddua ediyor. İlk defa güldüm. Niye gülüyorsun dedi. Dedim ki 10 binlerce insan, 100 binden fazla yorum var. Herkes bana dua ediyor. Sen bana beddua ediyorsun. Ben bunu anlamadım dedim. Niye beddua ediyorsun? Sen diyor depresyona karşı pırasa yiyen faydalı dedim. Ben de bir yıldır pırasa yiyorum. İçimde şimdi pırasa oldu. Allah belanı versin. Güldüm. Niye gülüyorsun? Hem dedim insan sağlığıyla oynuyorsun. Hem de gülüyorsun dedi. Yanlış kişiyi aradın dedim. Öbürünü ara. Öbür kim? Bak bir İbrahim daha var. Onu aradım. O böyle şeyler anlatıyor. Pırasa, maydanoz, dereotu. Depresyon iyi gelir diyor. Onun videosunu dinlemiştim. Beni arıyorsun. Yanlış yer arıyorsun. Ha öyle mi? Kusura bakmayın. Özür dilerim. Bir yıldır pırasa yiyorum. İçim dışım pırasa oldu. Allah belasını versin. Kim bilir insanları böyle yanıltıyor falan filan. Bana beddua eden olmadı şimdiye kadar. Yanlış adrestesin. Kusura bakma. Bir tanesi de şimdi ya yazık tabii insan sağlığıyla onanır mı? İntersistiyal sistit. Kadıncağız günde 30 defa lavaboya gidiyor. 30 defa. 10 dakikada bir uyanıyor lavaboya gidiyor. Uyuyamıyor. Kalkmış demiş ki Zat-ı Muhterem Şahane Hazretleri Profesör Doktor X karnabahar sistite, interstite, sistite iyi gelir demiş. Videosunu seyretmiş. Kadıncağız bir yıl karnabahar yemiş. Ya bir yıl karnabaharını yerim her gün. Onda da akıl var, fantık var. Bir ay, 1,5 ay ye hadi ondan sonra araştır değil mi? Bir yıl yenir mi? Hiçbir faydasını görmemiş. Aramış beni diyor ki bir yıldır karnabahar yiyorum. İçim dışım karnabahar oldu. Karnabahardan tiksindim. Neden insan salıyla oynuyorsunuz falan filan. Ben İbrahim Gökçek. Sen diğerini ara dedim. O diğeri kim? Ne anla ne demek istiyorsunuz? Dedim ya başkasının videosunu seyrediyorsun sonra beni arıyorsun. Başkası kim? Kafada bir başkası kalmış, bir başkası kalmış. Ha öyle mi? Kusura bakmayın. Yanlış bilgi vermeyin. Kalkıyor televizyonda anlatıyor. 50 tane videosunu inceledim adamın. 50 videosunu inceledim. 50. Ne diyor bu adam? Dünyada 5 çeşit tıbbi bitki var. 5. 6'sı bu adam çıkardı. 5 çeşit. 1. Avrupa Birliği'ne bağlı olarak Brüksel'de bir komisyon var, ESKOP. Bu 57 ülkenin ilim adamları burada çalışıyor harıl harıl. Diyorlar ki ginseng, ginkgo, zerdeçal, zencefil, nane, kekik, papatya vesaire. Bunlar tıbbi bitkidir. Birinci sınıf dünyanın her yerinde. Onaylanmış, imzalanmış, tıbbi bitki statüsü kazanmış. İki, komisyonun tavsiye ettiği hakkında monografi yayınladığı bitkiler. İkinci sınıf. 3. Aromaterapide kullanılan bitkiler. 4. Homeopatide kullanılan bitkiler. 5. Halk arasında kullanılan bitkiler. Bir de yeni çıktı. Bir profesörün uydurduğu bitkiler. Ne demek diyeceksin? Uydurduk. Pırasa depresyona iyi gelir. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Laf üretiyor. Maydanoz depresyona iyi gelir. Uyduruk. Uyduruk bitkiler çıkardı adam. Ondan sonra işte interstisyal sistite karnabahar iyi gelir. Dut ekzemaya iyi gelir. Çınar yaprağı efendim eklem kireçlerinin romatizmi iyi gelir. Nerede var kaynak? Nane. Hani klinik araştırması? Hani bilgi? Hani bilgi? Nerede klinik araştırması yapılmış? Hiçbir şey yok. Uyduruk bitkiler kafadan atıyor. Ya olmaz böyle. Olmaz. Hani bu adam hasbelkader Almanya'da konferans verdi, anlattı böyle şey. Hemen tımarhaneye atarlar, deli derler. Veya Amerika'da, veya Kore'de, veya Japonya'da. İnsan sağlığıyla oynuyor, yanlış bilgi veriyor diyor. Adamı atarlar tımarhaneye, delidir diye. Ama Türkiye'de başımızın tacı. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Ne diyeyim yani? Bu kadar cehalet olmaz ki. Cahil olanlar profesör titili taşıyor. Türkiye dünyanın en tuhaf ülkesi. Profesör titili, A, B, C adları. Hepsinin vermiş olduğu bilgi yanlış. Profesör ama altı boş. Üstte titil, altı boş.